Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Eylül ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu ay sizin için özellikle iş ve çalışma hayatınız, günlük rutinleriniz, beslenmeniz, sağlığınız ve ikili ilişkileriniz biraz daha ön planda olabilir. Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor. Ayın 23'üne kadar Başak Burcu'nda bulunacak. Dolayısıyla iş hayatınıza konsantre olabilirsiniz. Venüs 5 Eylül'de Başak Burcu'na geçiş yapacak. Venüs'ün yardımıyla günlük hayatınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Yeni iş girişimleri konusunda bazı destekler ve yardımlar bulmanız da mümkün. İş veya evde günlük rutinlerinizde çok daha rahat koşullar söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili konularda da yine Venüs'ün buradaki pozisyonu destekleyici olabilir sevgili koçlar. Balık burcunda dolunay meydana gelecek 9 Eylül'de. Balık burcundaki dolunayla birlikte biraz daha içe dönük enerjiler söz konusu olabilir sizin için. Gözden geçirmeler yapabilirsiniz, planlamalar yapabilirsiniz. İş hayatınız ve günlük hayatınızla ilgili bazı farkındalıklar geliştirmeniz de mümkün. Gizli olan, bilmediğiniz konuları öğrenebilirsiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili bazı sorunlar varsa bunlar biraz belirgin hale gelebilir ve tedavi amaçlı girişimlerde bulunabilirsiniz. Sindirim sisteminize özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık nedeniyle veya kilo nedeniyle diyete başlayabilirsiniz bu dolunayda. Şartlar oldukça verimli olabilir. Evet, gezegeniniz Mars. Ayın 14'üne kadar Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Enerjinizi biraz daha parayla ilgili konulara yönlendirebilirsiniz bu süreç içerisinde. Özellikle ortaklı işlerden gelen gelirler, giderler ile ilgili konular enerjinizi biraz daha alabilir. Ayın 14'ünden sonra Mars Yay Burcu'na geçince size daha hevesli, daha girişken, biraz da maceracı bir yapıya bürünebilirsiniz. Neşeniz ve iyimserliğiniz de artacak özellikle ayın ikinci yarısından sonra. Merkür'ün Terazi burcunda bulunması ay sonuna kadar olan süreçte ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizde iletişimi arttıracaktır. Eşiniz ve partnerinizle daha rahat iletişim kurabilirsiniz. İşbirlikleriyle ilgili konularda toplantılar, görüşmeler, sözleşmeler, anlaşmalar gündemde olabilir. Herhangi bir konu için uzmanlardan rahatlıkla danışmanlık alabilirsiniz. Merkür olaylara daha objektif yaklaşmanızı, denge ve uyumu bulmanızı da kolaylaştırabilir. Ve 23 Eylül'den itibaren Güneş Terazi burcuna geçecek. Artık ilişkilerle ilgili konular daha fazla gündeminizde yer alacak. Hemen ardından 24 Eylül'de Terazi burcunda bir yeni ay doğuyor. Oldukça keyifli enerjiler var bu yeni ayda. Venüs de Terazi burcunda, çünkü yeni bir işe başlamak, bir işbirliğine, ortaklığa başlamak için çok uygun. Bunun yanı sıra özel ilişkiler ve evlilik için de önemli adımlar atabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz ve sürpriz ilişki fırsatları da karşınıza çıkabilir. Çünkü burcunuzda bulunan Uranüs ile Aslan burcundaki Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı var bu yeni ay sırasında. Bu da sürpriz gelişmeleri yaşamınıza taşıyabilir sevgili koçlar. Özellikle ay sonu gökyüzü sizi daha fazla destekliyor olacak. Evet, ayın genel enerjileri böyle. Özellikle ilişkiler, iş hayatınız ve çalışma koşullarınız öne çıkıyor. Ve bunlarla ilgili detayları takip etmek için ay boyunca hazırladığımız haftalık videolarımızı ve günlük videolarımızı mutlaka izleyin. Yükselen burcunuza takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.